Başka başlıkla devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Yunus Paksoy, Müttefikimiz, evet. CNN Türk Washington temsilcisi. Yunus selamlar, nasılsın? Kolay gelsin, iyi yayınlar Fulya. Çok sağ ol, teşekkürler. Şimdi eski Amerikan Başkanı Donald Trump kendisini siyah seçmenlerle kıyasladı. Şahsına yönelik yapılan suçlamaların ve sabıka fotoğrafının siyah seçmenlerin ilgisini çektiğini öne sürdü Trump. Ve onlar beni ayrımcılığa uğrayan biri olarak görüyorlar dedi. Ayrıca Trump Amerikan Başkanı Biden da ırkçı olmakla suçladı. Şimdi önce Navalny'im dedi, şimdi siyahım diyor. Yani Trump ne yapmaya çalışıyor, ne konuşuluyor? Güzel bir soru. Tabii Donald Trump sadece, bu arada şuradan başlayayım. Geçtiğimiz gün Donald Trump bir para cezasına çarptırılmıştı dolandırıcılıktan ötürü. 354 milyon dolar. Daha sonra o güncellendi ve faizlerle birlikte 455 milyon dolara çıktı. Geçen ay 85 milyon dolar bir tazminat cezası yemişti. 4 tane ayrı ceza davası var. Burada 717,5 yılla yargılanıyor. Ve bunların hepsiyle birlikte işte evi basıldı FBI tarafından, şafak baskını yapıldı. Bunlardan ötürü kendisinin bir siyasi zulme uğradığını iddia ediyor ve bunu satıyor seçmenlere. Tabii Navalny'im demesi tepki görmüştü demokratlardan ciddi anlamda. Hani sonuçta hapse atılmış, Sibirya'ya gönderilmiş ve kendisinden bazı zamanlarda haber alınamamış bir Rus muhalif lider. Ondan sonra da tabii öldü ya da ABD'ye göre öldürüldü. Biraz tatsız bir benzetme olarak eleştirilmişti özellikle demokratlar tarafından. Şimdi siyahlara kendini benzetmesi tabii çok tepki çekti ve ırkçılıkla suçlandı Donald Trump bundan ötürü. Çünkü ABD'nin bir kölelik geçmişi var ve kölelik zamanlarında, hatta geçtiğimiz, yani çok yakın bir zamana gidelim, 1950'ler 60'lara gittiğimizde hala siyahi vatandaşların burada okula gidemediğini, aynı otobüse binemediğini beyazlarla, aynı haklardan yararlanamadığını görüyoruz. Ki 2020 yılına, 2021 yılına geldiğimizde bile siyahi vatandaşın polis tarafından öldürülmesinden sonra George Floyd. Çok ciddi sokak protestoları çıkmıştı. Neden? Çünkü siyahlar hala kendilerine yönelik bir sistemsel ırkçılık olduğunu düşünüyor. Donald Trump'ın bir beyaz, hani milyarderin kendini siyahilere benzetmesi çok tepki de çekti karşı taraftan. Bize, ben şöyle bir örnek vereyim Fulya, eğer arkadaşlar o ekran görüntüsünü getirebilirse ekrana. Veriyorlar. New York Başsavcısının Twitter, yani yeni ismiyle X isimli platformda. Şimdi bu ne demek oluyor? Ne demek? Donald Trump neden kendisinin haksızlığa uğradığını düşünüyor? Şimdi New York Başsavcısının resmi hesabı bu. Geçtiğimiz gün faiziyle birlikte Donald Trump'ın ne kadar para ödeyeceğini tweet attı. 464 milyon 576 bin 230 dolar 62 sent. Şimdi bugün bir tweet daha attı. Şimdi bu da 114 bin 553 dolar. Ne demek bu 114 bin? Her gün Donald Trump borcu ödemediğinde işleyen faiz. Şimdi şöyle bir eleştiri yapılıyor bu olaylara. Bu kişi bir New York başsavcısı. Yargı bağımsızlığı olması lazım, tarafsızlığı olması lazım. Ancak New York Başsavcısı, yani New York Başsavcısı sanki böyle siyaset yapıyor gibi bir havaya girmemiş mi burada? Yani savcı böyle tweet atar mı? Kesinlikle. Yani hani bunu görünce ne diyorsunuz? New York Başsavcısı belli ki Donald Trump'a... Hülyan, ben bir soru sorabilir miyim? Vaktim yok hocam. Bilerek böyle bir davayı açmış ve bilerek böyle bir ceza vermiş gibi. Bir de şöyle şunu da ekleyeyim. New York Başsavcısı ABD'de her yerde olduğu gibi seçimle göreve gelir. Yani seçim kampanyası düzenler. New York Başsavcısı'nın Letitia James ekrandaki seçim kampanyasında, evet, o da var bu hesapta, bu arada girip bakabilirler. Ben Donald Trump'la mücadele edeceğim, Donald Trump'ı alaşağı edeceğim diye bir seçim kampanyası da düzenlemişti. Donald, evet, Trump bütün bu sebeplerden ötürü, bakın benim üzerime geliyorlar, hepsi bunların bir siyasi zulüm diyor. Evet, o zaman New York Başsavcısı Biden'cı diyebilir miyiz? Yani Biden'cı diyebiliriz. Çünkü burada biz siyasilerin bu tür kampanyalara para bağış yaptığını da görüyoruz ama hani sosyal medya hesabına gidip hani dalga geçer gibi, evet, bir dava ettiği kişiyle bunları paylaşıyor olması da çok ciddi tepki çekiyor tarafsızlık açısından. Peki Yunus, sana da çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim noktalıyoruz. Pek çok konu başlığını bu akşam ekranlarınıza getirdik CNN Türk masasında. En sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlandık sevgili Yunus Paksoy'a. Şimdi veda diyoruz sizlere. Artık pazar oldu. Güzel bir pazar dileyelim sevdiklerinizle birlikte. CNN Türk masasından iyi akşamlar efendim. Hadi bakalım.